noktasından ziyade bizim için önemli olan şu. Sonuçta Rally Federasyonu elindeki imkanlarla, bakın diyorsunuz ki Mümtaz Bey devlete yük olmadan devlete destek olma felsefesine hareket ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bir Rally Federasyonu var. Çok ciddi bir seyirci kitlemiz var. Çok ciddi bir basın hareketimiz var. Bu noktada bazı insanlar Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bunu Kemer'de yaşadım, gördüm. Antalya'da yaşadım, gördüm. Tanıtım amacı güderek ve spor üzerinden Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorlar. Burada herkesin eli taşın altına koyması gerekiyor. Biz imkanımız ölçüsünde elimizi taşın altına Çok koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz bunun için bunun ama için başkalarının da biliyorsunuz. koymasına örnek olması açısından. Ben eminim ki önümüzdeki günlerde başka kanallardan da size gelip konuşalım diyeceklerdir. İnşallah ama burada konuşabilmek için, bu programı yapabilmek için Dünya Rally Şampiyonası hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Ya Şimdi hissedebilmek gerekiyor. ben demin sizi bu noktadan yakalamaya çalışmıştım. Şu, biz değişik programlara gittiğimiz zaman gelen sorulardan olayı karşı tarafın bilmediğini de anladığımız Şimdi zamanlar şöyle bir oluyor. şey, basında herkes her şeyi bilecek diye bir kaydı yok. Bir, yaşamak; iki, sektörel tecrübe; üçüncüsü, dünya görüşü. Bunlar çok önemli şeyler. Baktığınız zaman, yani biraz önce bahsettim Metin Bey, Türkiye veya siz de söylediniz, Türkiye'de insanlar otomobil sporlarını araba sürmek gibi zannediyor. Aslında böyle değil. Dış çerçevesine baktığınız zaman bir araç, ama içinde çok farklı donanımları olan, Doğru. normal piyasada satılan araçların hiçbirisinde olmayan, piyasa değerleri normal piyasa araçlarının çok çok üzerinde olan, ciddi yekün maliyetler gerektiren ve bu arada maddi destekler noktasında Turizm Bakanlığı'ndan da destek alamadığınızı söylediniz. Evet. Nereden alıyorsunuz bu desteği? Buradan Antalya'ya gidiyorsunuz. Otel parası ödüyorsunuz. Uçak bileti ödeniyor. Orada araçlar geliyor. Bunların benzinleri, osu, busu, bunların hepsini siz karşılıyorsunuz. Organizasyonun gelirleri arasında bir katılımcıların ödedikleri kayıt paraları var. Bu bahsettiğimiz takımların. Evet, Evet. takımlar ve Türkiye'den katılan bireysel sürücüler. Onun dışında sponsor ve reklam gelirleri var. Bu da çok ciddi bir rakam değil, onu söylediniz. Becerebildiğimiz oranda. Onun dışındaki kısmı zarar. Evet. Ben de burada bir yutkunmak Biraz zorunda kaldım. fazla Peki, açık oldu ama. evet. Peki bu arada Metin Bey, Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir, bunlar tanınan bilinen şehirler. Son 3 senedir tahmin ediyorum bir girişimle Mardin'de bir Evet, ayak o da açtınız. Yani aslında aslında turistik tarafı var. bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi şu, her zaman şunu söylüyoruz. Türkiye'nin yüzünü biraz da Doğu ve Güneydoğu'ya dönmesi lazım. Oradaki insanların da böyle bir şeylerden haberdar olması gerekiyor ki günü geldiğinde devlete taş atmak yerine devletin boynuna sarılsın. Evet. Böyle bir felsefe gidiyorsunuz. Evet. Böyle bir organizasyon yaptınız. Mardin'de rally yapıyorsunuz. Otomobil sporları düzenliyorsunuz. Mezopotamya Mezopotamya rallisi. Çok ilginç bir şey. Nereden icap etti? Kimin aklına geldi? Gerçi Mümtaz Bey Mardinli. Onu biliyoruz ama sadece oradan rallisi. değildir. Bu farklı bir Peki, şey. onu şöyle geriye Evet. dönüp başlatalım. 98-99 senesinde Urfa. Urfa, o zaman da GAP rallisi olarak Evet. Atatürk Kupası 2 sene peş peşe yaptık. Buna bizim Kıbrıs'taki Türk sürücüler de katıldı. Yani Kıbrıslı sürücüler de katıldı. Böyle bir uluslararası hava gibi yapıp GAP'ta 2 sene peş peşe rally yaptık. Oradan bir tecrübemiz vardı. Aklınıza Sonrasında Mardinlerden geldi. GAP çok özel bir isim. Çünkü niye derseniz, GAP biliyorsunuz Harran'a Türkiye'nin gittik. uluslararası alandaki en büyük Evet. projelerinden bir tanesi. Bilinen bir nokta. Harran'a da götürdük. O geniş bir Evet. çerçeve yaymıştık o zaman. Sonra ara verildi. İşte 2007 senesine kadar her sene Güneydoğu Anadolu'da bir tane rally yapalım diye fikir vardı. Ondan sonra Gerçekten alkışlanacak ve takdir edilecek bir dünya durum. şampiyonaları, işte Avrupa Araya şampiyonası, girdi. Formula 1 girdi. Tabii bu hazırlık ve Türkiye'de de yaklaşık 60'a yakın ulusal, bir 45-50 tane de, yani 115 ile 110 arası her yıl denetlemek zorunda olduğumuz yarışlar var. Bunlar Türkiye'de Federasyonun görevi. Değişik 45-50 ülkelerde yapılıyor. noktasında değişik ülkelerde yapılan ve Değişik Türkiye'de yapılan. illerde yapılıyor. Türkiye'de İllerde. yapılan. Türkiye'de. Evet. Uluslararası 45. Ay ay ay, ulusal. Ulusal. Ha, O Türkiye'nin kendi uluslararası ligi diyelim. yarışların Süper Rally ligi diyelim. aynen öyle. Evet. Aynen. Uluslararası yükümlülüklerimizin haricinde bunlar da var. Yani bu iş yoğunluğunda olmadı. Fakat 2007 senesinde işte ilk önce yazın yollar için bir gittik. Tabii Yolu Mardin çok hazırladık. güzel bir şehir. Güzel bir Aslında şehir. medeniyetler şehri. Bana göre de Evet. kültür başkenti olması gereken yerlerden bir tanesi. Enteresan Babası tabii. Mardin İl Müdürü. O dönemki Mardin Turizm İl İl Müdürü. Müdürü.
Gençlik Spor İl Müdürü Mümtaz Bey'e Mardinli olduğu için jest yapmak istemiş. Hayır, evet, bu işi gel Mardin'de yap diye çok ısrar etmiş. Mümtaz Bey de geldi, hadi Mardin'de bir rally yapalım dedi. Çok öyle başladı proje. Gittik, yolu hazırladık. Arkasından Ekim ayında yapalım dendi. Ondan sonra daha geniş bir alana yayılmıştık işte. Sonra biraz onu ufalttık ve 2007'de çok güzel oldu. Evet. Herkes bayağı etkili oldu çünkü haberlerde falan yer alındı. Bir çok, yarım saatlik bir evet, program çok vardı. Çok güzeldi, evet. İşte Mümtaz Bey startı falan verdi. Tabii. Tabii kiliseleriyle, konaklarıyla, aralarıyla, şehriyle evet, ve dinleriyle bir bahçe, bir tabii, şey. Çok önemli güzel. Güzel, çok mistik havada yani hakikaten. Türkiye'de misin, Suriye'de misin, böyle tam böyle şey. Tam böyle. Başka bir yerde misin? Evet. Yani öyle bir binaların yapısı, halk, kültür güzel ama nasıl karşıladı o anlaşma halk? Kültürü güzel. Yani biz Mardin'den çok destek aldık. Çok destek aldınız aldık. Yani. Memnunum. Evet, yani buradan Mardin halkına teşekkür ediyoruz. Kesin. Sayın Antalya halkı geç kaldınız bu arada, belirtelim. Size de aynı yeterli teşekkür ediyorlar ama. Ediyoruz. Sonra 2009'da ikincisini yaptık. Kısmetse bu sene tekrar. Artık ama, yani oradan aldığınız desteği gördünüz. O destek sayesinde ilerliyor bu iş. Bu sürprizi burada açıklayalım istersen. Evet, bence açıklayalım. Evet. İlk olarak Türk televizyonlarında biz açıklayalım. Şöyle, Suriye ile ortaklaşa bir yarış yapmak bu sene planda. Uluslararası boyutta olacak. Yavaş yavaş Middle East gibi yapacağız. Evet, şeye döndü bu iş yani. Vizelerin kaldırılmasıyla Türkiye'nin etrafında bir uluslararası boyutta rally, futbol ve benzeri bilimum birçok spor dalında şampiyonalar düzenlenecek herhalde, öyle gözüküyor. Evet, Mardin güzel. Evet. Yani oteldeki gelişme de güzel. Yani 2007 ile 2009 arasında belki 200-300 kişilik bir yani işte o da ilave aslında ama büyüdü. İşte bakın, şimdi burada sizin yapmış olduğunuz hizmet şu. Daha büyük oteller şu anda planlanıyor. Tabii sizin şu anda yapmış olduğunuz hizmet şu. Türkiye'de bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu var. Bizim hep savunduğumuz bir nokta var. Bilmiyorum, bu soruyu size de sorayım. Türkiye son günlerde bir terör, yoğunlaştırmış terörle karşı karşıya. Tabii siz de Mardin'e gidip bu faaliyeti yapmak ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Sıkıntılı bir dönem. Bir sürü yabancı yarışmacıyı yanınızda götürüyorsunuz. Eğer ki geç kalınmış değil Türkiye için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya turizm noktasında ciddi destekler verilmiş olsaydı, bugün yaşadıklarını Türkiye daha farklı yaşar mıydı? Yok işte, Mardin'deki zaten sulh bir yerde böyle sallanıyor diye düşünüyorum ben. Aslında 2000 yani turizm ve sporla turizm tabii. Evet ama 2008'de ilk yapacağımız, 2007'de ilk yapacağımız yarıştan önce biz bu yarışı açıkladığımızda bizimle her zaman omuz omuza, baş başa çalışan görevlilerimizden, ailelerinden izin alamadığı için, kendileri korktukları için Mardin'e gelmek istemeyenler oldu. Bana telefon açmadınız. Bak ben geliyorum. Yani. Aynı şey. Bir dahakileri unutmayacağız. Organizasyonum iyidir yani. Otel konusunda çok etkin olduğumuz için. Aynı şekilde sporculardan da oldu. Ve orada anladık ve çok üzüldük ki Türkiye'de terör korkusu hala geçerli. Halbuki orada biz o yöreye destek olmanın en büyük özelliğinin organizasyon yaparak bundan korkmadığımızı göstererek. Bir reklam sonuçta, bir tanıtım yani. Burada olarak, Mardin diye bir şehir var, mistik bir şehir var. Bu hakkımızı kullandık o zaman biz. Evet. Tam tezkere dönemiydi. Evet ve 2007. Gene çok büyük güvenlik tedbirleri de vardı, her şey vardı ama hepsinin üstünde, başım gözüm üstünde diyen bir Mardin halkının ev sahipliği vardı. Vallahi Mardin halkına onu, teşekkür etmek onu gerekiyor. Onu hiçbir demek şekilde bir, Türkiye'de birçok bölgenin insanı bu konuda açlık hissetmezken, spor ve turizm konusunda, birçok bölgede buradan bir fırsat yakalanacağını düşünerek ciddi destekler verebiliyorlar. Ellerindeki imkanlar ölçüsünde kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz isteriz ki, yine sizden de talep ederiz ki, Diyarbakır biliyorsunuz dünyanın en uzun surlarıyla meşhur bir şehir. Aynı şekilde Trabzon Sümele Manastırı'yla, aynı şekilde Kars Ani Harabeleri'yle, Türkiye'nin her tarafı bir turizm ve tarih noktası. Hepsinin tanıtılması gerekiyor. Bu tanıtımda sadece siz değil, hep beraber. Futbol takımlarının da olması gerekiyor. Spor federasyonlarının da olması gerekiyor. Bizlerin de olması gerekiyor. Çünkü rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nu bu arada anmamız gerekiyor. Kendisiyle de kan bağımız var. Gidemediğin yer senin değildir
noktasında gitmek gerekiyor. Çünkü orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Hayattayken oraya gitmek gerekiyor. En önemli nokta evet. O. Ve yani oraya gitmek gerekiyor. Yaptık kendisiyle. Evet. Erzincan'dayken. Evet. Biz de oradan uluslararası. Demedim mi size bana da bir halle getirin. Geçtik. O da bizi ağırladı orada. Evet. Öyle mi? Rahmetli. Evet. Nasıl karşıladın? Meyve çok suları süper. Ve sodalarıyla sabahın köründe Erzincan'dan geçmeden önce o zaman da gene Dünya Offroad Kupası'nın bir yarışı yapılıyordu. Bütün yabancı yarışmacıları orada ağırladı. Evet, Sayın Mali bu arada rahmetli anıyoruz. Geçtiğimiz programlarda konuklarımızdan bazıları. Vali dediğiniz zaman Türk insanının aklına Recep Yazıcıoğlu geliyor diyor. Umarız diğer valilerimiz de aynı şekilde. Makam odası açık çalışırdı rahmetli. Kapısı evet, kapanmazdı. Biz de öyle. Bizim de hiçbir zaman kapımız kapanmaz. Çünkü onlar gelip geçici. Ekranlarımız halkımıza açık, herkese açık. Peki sizi Malatya'ya davet edelim. Hiç Malatya gittiniz mi? Program. Malatya'ya gittik. Yarış konferansımız yapıyoruz. Var. Malatya'da nerede yarışacağız? Malatya'da Beydağları inşallah yanlış söylemiyorum. Beydağları, Bozdağları. Yani dağlık bir arazide offroad yarışı için Malatya valisi davet etti. Mümtaz Bey gitti gördü, ziyaret etti. Şimdi Metin Bey'i yollayacağız bakalım. Türkiye keşfedilecek bir yer mi size göre? Kesinlikle. Değil mi? Birçok noktada. Bakın Malatya'da Beydağları'ndan bahsediyorsunuz. Mardin'de farklı bir nokta. Tabii. Trabzon'da farklı bir nokta. Antalya'da farklı bir nokta. Aslında parkur sıkıntısı yok yani değil mi? Yok, doğal yok parkur. Yani. Dünyada en çok doğal parkurun olduğu yer aynen Türkiye. Aynen öyle. Evet. Sadece bu şu anda Dakar tarzı olan Master Rally 3 sene. 3 senedir Rally Orient diye Türkiye'de yaptık biz bunu. Evet. Paris Dakar bence. Evet evet. Bundan hiç kimse haberi yok bu arada söyleyeyim. Hatta Antalya'da finish yaptık. O dev kamyonlar falan hepsi. Evet, hatta gümrükten o araçları işte onlar geçirdik diye tutuklanıyorduk az daha değil mi? Öyle mi? Öyle şeyler mi yaşıyorsunuz? Evet. Evet o akşam saatlerinde öyle bir haber gelmişti. Tabii biz de kendi kendimize heyecana kapılıp ne oluyor kardeşim ya? Millet burada anası dini ağlıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yani takıntılara bak, takıntılardan artık vazgeçin. Tabii bunlar için şöyle bir şey var. Bizim de savunduğumuz önemli konulardan bir tanesi. Devletin, milletin, halkın en küçükten en büyüğüne herkesin bir turizm eğitimine ihtiyacı var. Turizm demek sadece turist demek değil. Turizm demek bakın spor demek. Turizm demek deniz, kum, güneş değil. Evet. Turizm demek tarih demek. Turizm demek organizasyon demek. Turizm demek halkla ilişkiler demek. Turizm demek tanıtım demek. Biz eğer kültürümüzü çok iyi bir şekilde yurt dışına ihraç edersek korkularını yenecek olan birçok insanlar var yurt dışında. Programın başında söylediğiniz gibi. Onun için bence kültür ihracı yönünden bakmak lazım. Bu arada WRC Rally Şampiyonası 2006'ya kadar her yıl ayak olarak Kemer'de yapılıyordu. 2006'da bir karar alındı. 2 senede bir Kemer'de yapılma kararı alındı. Sonra da 2008'de yapıldıktan sonra bir karar daha alındı. Kemer Rally Şampiyonası'nı hani Mümtaz Bey'in ilk toplantısında otel yöneticilerine söylediği şekilde sahip çıkın. Demek ki iyi sahip çıkarmışlar. Bu bacak İstanbul'a geldi. Ne oluyor Metin Bey? Ne oldu? Şimdi aslında Antalya yani bu işin planı demin başlarken söylemiştim. İlk aday rally'yi biz İzmir'de yaptık. Arkasından bir Formula 1 görüşmesinde Mümtaz Bey'le Banu Hanım Antalya'yı ziyaretinde işte Antalya'da güzel parkurlar olabilir. Antalya gelişme vaat ediyor. Dünya Rally Şampiyonası Antalya'da olmaz mı dedi. Biz de gittik parkur bakmaya. Ki bir anımı daha söyleyeyim. 78'de Altın Portakal etkinlikleri çerçevesinde bir tane rally düzenlendi. Biz de o rally'yi o sene kazandık. Yani benim bugün Altın Portakal rallisi olarak yüzenizde bir kupa şey var yani. Evet, benim portakal var, altın var. Fakat o dönemde işte Elmalı, Kaş'a kadar uzandık, geldik. Değişik tarzdaydı ralliler. Antalya'ya gidip parkurlara baktıktan sonra tamam Antalya'da olabilir. İşte Can Piramit'i merkez yaparız. Dünyada böyle bir merkez yok falan. Böyle başladık. Operasyon merkezi olarak mı düşünmüştünüz? Evet. Evet. Çok güzel bir mantık bakış açısı. Evet. 55 derecede. 55 derece hava sıcaklığı Antalya'da 49'u geçmedi. Hayır. Cam piramidin içi. Evet. Şimdi 50 derece fazla klima olabilir. Klima çalışmadığı için. Yani aynı şekilde Grand Kemer'de de klima çalışmıyor. Hatırlıyor musunuz onu? Bu arada tabii canım biliyorum. Evet, yani cam piramidin içinde. Oradan bize gelenler hemen o değil. Biz de split klima kullanmış için merkezi klima. Yani çok anımız var. 2001-2002 aday 2 sene yaptıktan sonra işte 2003'te Dünya Rally Şampiyonası'na girdik. Antalya'da 2 günü Antalya, 1 günü Kemer şeklinde başlayan bu rally'nin adaylık süresi. Sonra 2 günü Kemer, 1 günü Antalya gibi
değişti. Sonra da 3 gününde servis alanı düzenlenip bittikten sonra ki o servis alanı asfalt yapılması da şey yani, bize ait. Evet, sizin sayenizde oldu ama bu arada Kemer Belediyesi'nde ciddi desteği oldu diye düşünüyorum. Asfaltını da biz yaptık. Yani sonra her şeyle federasyon 2003'te biz karşıladı. Evet. Kemer halkına hediye etmiş bulunuyorsunuz. Servis alanı kullanma umuduyla önümüzdeki yıllara kadar asfalta iyi baksınlar o zaman. Yaklaşık 5 sene borcunu ödedik. Yani çevreden destek alındı ama söylüyorum yani. Yeterli değil ama şimdi şöyle baktığınız zaman Uluslararası Federasyon, izleyicilerimiz şu anda VTR ile seyrediyorlar, görüyorlar. Bunların animasyonu, bunların yapılması, oyun, bunların PlayStation, PlayStation'da Türkiye var, VRC var. Kolay değil. Ve peki, Kültür ve Turizm Bakanımız PlayStation'da Türkiye olduğundan haberi var mı? Var. Bundan önceki 3 bakanımızın da var. Kendisinin de olduğunu zannediyorum. Çünkü bu raporların hepsi gerekli herkeste var. Sayın Bakanımıza ekranlarımızdan o zaman biz de ricada bulunalım. Rally Federasyonu'na tanıtım açısından destekte bulunması çok önem arz ediyor. En azından uluslararası fuarlarda Rally Federasyonu'nda yanına alarak bu fuarlara katılmasının çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'nin tanıtımı için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ciddi faaliyetlerdeler. Sayın Bakanım, biz de ricacı oluyoruz sizden. Bu desteğinizi esirgemeyin. Değerli Rally Federasyonu yetkililerinden, Otomobil Sporları Federasyonu yetkililerinden. Bu arada Türkiye'de yetiştirebildiğimiz ama sorumun cevabını almadım. Ne oluyor dedim. Kemer'den 2010? Onu geçmeyelim. Evet. 2010'a çok çabuk gelmeyeyim. Yani. Peki. Bir anda 2008'e geldik. İşte 2 sene arayla yapılıyordu. Sonra 2 sene arada Kemer şu anda bitti. İstanbul İşte başladı. Türkiye. Şimdi Rally'nin ismi zaten Rally of Turkey. Biz evet. Kemer'i seçtiğimiz için Kemer'de yürüdü Rally merkezi ama Antalya bütünlüğünü hep koruduk. Antalya, Kemer, Kumluca şeklinde. Evet. Bir de Akdeniz Üniversitesi'nin içinde bizim özel seyirci etabımız var. Ki biz üniversiteyle 10 yıllık bir protokol yaptık. Halen oradaki o özel seyirci etabımız duruyor. Ki demin buradaki oynayan bölümlerde VTR'de var. Bu da pek öyle. Türkiye'de başkası yok mesela onun. Seyirci etabı olarak baktığınız zaman. Evet. Çift kalkışlı seyirci etabı. Bunun da tabii, bu da bir yatırım. Şimdi orada biz rally cross'ları yapıyoruz. En azından kullanıyorsunuz. Bu, evet. Mekanınız var. Evet. Antalya'dan da 8-10 tane sürücümüz yetişti bu seneye kadar. Yani Antalya'ya bizim açımızdan, sporcu yetiştirme açısından şu anda 8-10 tane rally otomobiliyle Antalya'da mahalli rally yapılıyor, tırmanma yapılıyor. Yani Antalya'da en azından motor en az sporları gelişti. En az 200 görevli var. Evet. Yani böyle bir talep oluştu. Gelişti tabii. Bu derken yaşıyor. 2008'e hadi 2 sene. Bu 2 evet. sene meselesi nedir? Yani her sene yapılan bir şey bir anda 2 sene ara verildi. Bu taleple ilgili. 2006'da bunu ben sizinle beraber yaşadım. Evet. Yani bir anda öyle bir toplantı, bir haber geldi. Seneye değil, bir sonraki seneye yapılacak. 2 seneye bir yapılacak. Şöyle oldu. Dünya Rally Şampiyonası 12 idi. Biz girdiğimiz yıllarda 14'e çıktı. Dolayısıyla iki ülke belirli sene aralıklarla, evet. Sonra o kadar fazla talep var ki 16'yı 17'yi zorlamaya başlayınca yarışan takımlar maliyetleri yükseldiği için demek ki burada isyan yani, etti. Ülkelerin sizin söylediğiniz gibi Banu Hanım hem gelir hem turizm açısından hem reklam açısından çok, çok ciddi bir artıları var. Çok. Evet. Şimdi burada uluslararası basın, televizyon yayını 185-200 tane ülkeye yayın yapılıyor. Bugün Turizm Bakanlığı bir yere ilan verse... İstisnasız bunların hepsini siz mi karşılıyorsunuz? Onlar kendiliğinden oluyor. Yani tabii ki... Ama yani önündeki kuruluş sizsiniz. Evet. Evet. 2010, ve destek alınamıyor. 2010 Türkiye Rally'si bütçesini duymak ister misiniz? Duyayım. 3,5 ila 4 trilyon arasında. Minimum 3,5 trilyon para harcamamız gerekiyor. Evet. Şu ana kadar aldığınız destek... Çok ortada kesinleşmiş bir şey olmadığı için söylemeyeyim. Yarısına yakınını bulabildiniz mi? Hayır. Yani. Yazık. Çok ama yazık. Size şunu da söylemek ama şöyle isterim. Bir şey var. 2010'u da bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla yani Kemer'de 2 yılda bir devam eden bir şampiyonayım. 2010 İstanbul'da devam etmesi sebebi Avrupa Kültür Başkenti çerçevesinde federasyon olarak bir jestiniz. Evet. İstanbul'da bir jest. Evet. Çünkü mecburuz. Neden mecburuz? Eğer Türkiye olarak biz belli fırsatları kullanıyor ve değerlendiriyorsak
Ki bunlardan bir tanesi efsanevi şehir olarak adlandırdığımız İstanbul'umuzun Avrupa Kültür Başkenti olması. Evet, kültür başkenti olarak. Ve bunun 2010 yılı etkinlikleriyle süsleniyor ve güzelleştiriliyor olması. O zaman bunun bir parçası olmamız lazım. Bu arada siz bu parçanın içinde yer almanıza rağmen baktığınız zaman 2 santim karda Akom'dan canlı yayın Türkiye'ye. Yani bu olacak iş değil. Bunlar böyle kültür başkentliği organizasyonlarından... profesyonelliğini ortaya koyan insanların başka kişiler tarafından profesyonelliklerinin sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. En azından logosuyla ilk başladığınız şeyden hepimizin bu halkalara destek olması lazım. Eğer elimize bir de sizin destek olduğunuza inanıyoruz zaten. Geçiyorsa o fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, bütün A'dan Z'ye her şey belli noktalardan yapıldığını düşünüyorum. Peki bu arada 2008'de kalmıştık. Evet, 2008 yılında aslında rally'nin organizasyonu, yollar oturdu, yani bir sürü şey yani ilerledi. Yani Kemal için her şey, Antalya için oturdu. Her şey tamamdı. Evet. Yani ben bir tek zaten yine daha önce de belirtmiştim. Bizim bu sportif tanıtım ve organizasyonumuzu otelciler anlamadı, kullanıyor şeklinde düşünüyordum ki diğer sportif açıdan yolların yapımı, bakımı vesaire bunların hepsi oluyor. İşte Kemer'de belediyenin ve servis alanında sağlanan hizmet vesaire bunların hiçbirinden hiçbir şikayetimiz yok. Bir de hep seyirci taşıma olsun, hep katkıda bulunuldu. Kumluca da aynı şekilde. Biz de tabii parkuru geliştirdik. Daha seyirciye yönelik alanlar yaparak yerel halkı çektik. Son yarışta seyirci şikayeti de yoktu. Seyirci de yeteri kadar vardı. Ama esas problem neydi? Biz yapılan araştırmalara göre bu bahsedilen 12 ülkeden 14'e çıkarken bakın Meksika'dan önce girdik. Meksika'nın Corona biraları gibi çok ciddi bir sponsoru varken. Kanada'dan önce girdik. Başka birçok Japonya'dan önce girdik. Şimdi bunlar çok önemli ülkeler. Ürdün. Türkiye olarak Ürdün'den önce girdik. Şimdi bu gireceğiz. Ülkeler de girdi. İrlanda girdi. Şimdi İrlanda sonra. Girdi, Norveç girdi. Sayılar büyüdü. Ne oldu? İki senede bir uygulaması. Sıra gelmeye başladı. Orada da evet. Bu sefer ne yaptılar biliyor musunuz? Dediler ki bazı ülkeler her sene yapsın, bazı ülkeler İki senede bir yaptı. Birincilik, ikincilik gibi bir ayrıma gittiler. Mümtaz Bey buna çok, o zaman motor konseyi üyesiydi, çok ciddi bir tepki gösterdi. Ve Monte Carlo dahil olmak üzere herkes iki senede bir yapar hale düştü. Ki Monte Carlo bu olaydan şimdi sonra merkezidir. Boykot etti ve girmiyor. Şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağı Monte Carlo'da yapılmıyor. Şimdi ülkeler bu kadar bu işin içine girmeye çalışırken Abu Dhabi iki senedir şampiyonanın sponsoru oldu. Bakınız insanlar ciddi, olaya... Milyar dolarlara yakın bir şey değil evet, mi bu? Olaya böyle bakıyorlar. Ama ha, netice itibariyle baktığınız zaman Abu Dhabi buna sponsor olurken Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın öbür tarafta bir Dubai var. Aynen öyle. Uçuk fiyatlar. Abu Dhabi farklı bir aynen noktada. Öyle. Yani şimdi burada kendi adıma üzülmek gerekiyor. Kendi ülkem adına. Neden derseniz. Yani Orta Doğu'da bir ülke bunu hesap ediyor. Bu kadar yetişmiş beyin ve bu kadar emek sarf eden bir ülkedeki insanların da bunu hesap edip görmesi gerekiyor. En önemli kısmı evet. Başka bir noktada. Bu biraz önce size söylediğim bir cümle vardı. Ekonomik çok ciddi bir gelir. Bu geliri hesaplayan ve bunun araştırmasını yapan ülkeler var. Bununla ilgili Norveç'in yapmış olduğu bir ekonomik araştırma var. Fransa'da yapılmış, İspanya'da yapılmış, Almanya'da yapılmış. Bu raporlara baktığınızda seyirci sayısını katlayarak arttırdığınız zaman çok ciddi bu 4 günden dolayı konaklama, yemek, fotoğraf parası,